Herkese selamlar dostlar. Kripto uzmanı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz Human Not Not, not kurumu olacak efendim. Güzelce bir not kurulumu yapacağız. Yeniden Hoş geldiniz. O zaman klasikleriyle başlıyorum dostlarım. Kanala abone olup video like atıp aşağıda bir tane yorum atarsanız hem bize destek olursunuz hem de bu videonun birçok mutlu severin öne çıkmasına onları da kurmasına vesile olursunuz. Abone olduktan sonra çıkan zil butonuna tıklayıp tüm derseniz de yeni videolardan anında bildirim gelir. İzlemediğiniz videoların da ana sayfanıza düşmesini sağlar dostlarım. Bildirim açmanız önemli. Bu video içerisinde kullanacağım platformlar, serverlar, linkler falan hepsi açıklama kısmında bulunuyor olacak. Direkt linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Aklında bir soru kalırsa sormaktan çekinme. YouTube yorumlarımız, Twitter yorumlarımız, kendilerinin Discord kanalları bizim Telegram kanalımız üzerinden soru sorabilirsin. Herkes elinden geldiğince yardım etmeye çalışır. Video geçmeden önce küçük bir tane daha duyurum var dostlarım. Birçok projenin oduna ön ve listelerine katılım sağlıyoruz ve bunları Twitter üzerinden duyuruyorum. Lütfen Twitter'ımızı takip etmeyi unutmayın. Buradaki wait listelere katılım sağlayıp herhangi bir not wait listi gelince izinle listeyle alınınca dostlarım buradan direkt kayıt olup yerinizi alabilirsiniz. E o zaman hadi geçelim detaylara. Şimdi dostlarım Human Not kurulumu yapacağız. Burada rehberimiz Cornut olacak. Normalde kendilerinin İngilizce rehberi var lakin Türkçe rehber size daha fazla yardımcı olur. Aklınız takıldığında geri döndüğünüzde anlamanız daha kolay olur diye bugün Cornut ekibinin Türkçe hazırladığı rehberden devam edeceğiz. E o zaman ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Bize bir tane sunucu lazım. Bize gerekenler nelermiş? Bunlara bakalım. Şimdi dostlarım bize 4 çekirdek, 8 GB RAM, storage olarak da 80 GB üstü sistem gerekiyor. Bunun için isterseniz John Tobi üzerinden sunucu bakabilirsiniz. Burada 4,5 Euro'luk, 9,5 Euro'luk sonucularımız var. 6 GB RAM'de biraz sınırda oluyor. O yüzden farklı sunucuları tercih edebilirsiniz. Türkiye'den sonucu almak isterseniz yine farklı firmalara bakmak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Lakin genelimiz ya Hesner kullanıyoruz ya da John kullanıyoruz. Linkler açıklama kısmında bulunuyor. Dostlarım şu konuda uyarımızı yapalım. Birçok dostumuz bu konuda sıkıntı yaşamış. Şimdi geldiniz diyelim Cloud VPS 1'i seçtiniz. Aşağı indiriyoruz. Burada Ubuntu 20.04'ü seçelim. 22.04'te bayağı kişi sorun yaşamış. Bu yüzden 20.04 üzerinden devam ediyoruz. Hani sistem düşürüp devam edebilirsiniz demiş kendi ekiplere de. O yüzden 20.04'ü işletim sistemi olarak seçiyoruz. Sunucu alımınızı yaptıysanız hazırlandıysa sunucunuz başlayabiliriz. Burada yapacağımız ilk işlem buranın launcher'unu kendi Windows bilgisayarımı indirmemiz olacak dostlarım. Bir bilgisayara ihtiyacınız var. Hemen gidelim launcher human Not sayfasına gidiyoruz. Dostlarım bunu indiriyoruz olan ne diyor. Ben bilgisayarıma bunu indirdim. İndirmenizi tamamlayın. Ortalama 100 megabit mine çok düşük bir indirme şey var. Hızlıca bilgisayar indiriyor. Kurulumunu yapıyorsunuz. Kurulumda böyle sizi zorlandıran bir şey değil. Tık tık yapıyorsunuz. Hemen her şeyi hallediyor bizim için. Uygulamamıza girelim. Uygulamamızı açtık dostlarım. Bir güzel geldi. Şimdi aşağı geldik. Create Workspace tuşuna basıyoruz. Bastık. Biz buradan dostlarım kendi sunucumuza bağlanacağımız için Remote'u seçiyoruz. Start dedik. Yukarıya sunucumuzun IP adresi kullanıcı adımız genel root olur. Siz hangisi ise burada more connection options'tan otomatik değil password kısmını seçip kullanacağımız şifreyi yazacağız. Hatta Gökhan hocamız da Kornat ekibinden öyle yazmıştır. More connected'dan şifreyi password seçip IP user root yazıyoruz. Sonra da şunun şifresini girmemizi istiyor diyor. Gördüğünüz gibi IP adresimiz kullanıcı adımız SSH port optional demiş. Biz otomatik olarak connect diyeceğiz. Şöyle göstereyim dostlarım. Ne istedikten sonra buraya şifrenizi yazmanızı istiyor. Sonra da connect tuşuna basacağız geldik. Connect efendim. Şöyle bir bağlantısını sağlasın sunucumuza. Bu bağlantılar kısa sürebilir, uzun sürebilir. Bu tamamen sizin sunucu sağlayıcınızla alakalı dostlarım. Benim de şu an bekliyor. Yani dediğim gibi sunucunuz iyi hızlı bir yerden aldıysanız almaz sunucuysa daha hızlı oluyor. Türkiye'deki sunucularda girişlerde, ağıtlarda biraz bekleme olabiliyor. Lakin yapacak bir şey yok. Out verdim. Buradan dostlarım şöyle bakalım. Gelen ekrandaki aşağıdaki gibi mainnet yazıyor. Seçiyoruz. Mainnet'i seçeceksiniz demiş. Mainnet'imizi seçiyoruz. Install diyoruz. İndirme işlemini bizim sunucumuza otomatik olarak tanımlayacak dostlarım. Elimiz okumuza gerek bile yok. Bekleyeceğiz sayfada. Şimdi hocamız bize ne demiş? Settings kısmından insert kısmına gir güzel dostum diyor. İşlemi hallettikten settings kısmına girdik. Noda name'imize bir tane isim verelim. Ben ismini uzman koyacağım. Sonra bakalım bize ne diyor? Insert kısmına gelin. Bir kelime oluşturması için Generate diyoruz. Insert diyoruz. Aynı zamanda bir not ismi yapalım diyor. Ben dostlarım insert mnemonic kısmına gösterdiği yere evet, tıklayacağız. Ben buraları blurlu olabilirim dostlarım. Haberiniz olsun. Ben de beraber kurduğumuz için. Generate tuşuna basıyoruz. Dostlarım burada ürettiğiniz keyleri herhangi bir yere kaydedin. Bilgisayarınızda bulunsun. Bu keyler bizim için önemli. Kaydettikten sonra onay verip geri insert mnemonic kısmına keylerimizi yazıp insert tuşuna basacağız. Yani bize verilen cüzdan kelimelerini geri sisteme aktaracağız. Insert'e basıp devam edeceğiz dostlarım. Tamamdır dostlarım. İlk önce minimanı öğrettik. Ondan sonra da insert tuşuna basıp yani oraya kendi minimaniklerimizi yazıp insert tuşuna bastık. Artık hazırız. Buradan Human Node kısmına geliyoruz. Start the Node butonuna tıklıyoruz efendim. Dostlarım artık nodumuz başladı. Bundan sonraki işlemleri yapabilmemiz için nodumuzun güncel bloğu yakalaması gerekiyor. Bloklar çok uzun sürüyor. Ben yaklaşık başlattıktan sonra bir 7-8 saat bekledim desem yalan olmaz. Gerçekten uzun bir bekleyiş süresi var. Bunu görebilmek için ne yapmanız gerekiyor? Launcher'ınızda humanode'un settings yanında bir tane log kısmı var. Log kısmına tıklıyorsunuz. Log üzerinde güncel olarak sunucunuzun hangi blokta, güncel blonda hangi blokta olduğunu görebiliyorsunuz. Target kısmı güncel blok sayınız. Bestinizde sizin geldiğiniz blok sayısını gösteriyor. Güncel blok ile best sayınız eşitlendiğinde artık farklı bir log ekranı görüyor olacaksınız. Idle ve import kodlarını göreceksiniz. Bu gelişe kadar bekliyoruz. Furkan'ım neden bekliyoruz derseniz de sizin içerideki dostlarım işlemleri yapabilmeniz için güncel içeriği tamamen sunucun içine aktarması lazım. Güncel bloğu yakaladıktan sonra güncel işlemleri sizinle birlikte takip edebilmesi lazım. Şu an geçmişi gören bir nodunuz var diyelim. Bu geçmişin üstüne geleceği koymak lazım. Gelecek bloklara kadar gelecek. Ondan sonra da artık sistemle eşit bir şekilde, senkronize bir şekilde devam edecek. Ve bu sayede biz yeni görevlerimizi yapabilirim. Bu yüzden bundan sonraki kısımları izleyin. Lakin bu kısımdaysanız uzun bekleyeceğinizi uzun unutmayın. Gerçekten uzun bir bekleyiş süresi var. Haberiniz olsun. Ben bir 7-8 saat bekledim desem yalan olmaz. Siz de uzun bekletebilir. Haberiniz olsun. Tamamdır dostlarım artık loglarımız eşitlendi. Seyirince olmuş durumdayım. Yani artık eşit bir şekilde devam ediyoruz. Bundan sonra yapacaklarımız var. Bunlara beraber bakalım. Dostlarım size verdiği kelimeleri hatırlıyorsunuzdur. Bu kelimeleri Polkadot.js e, cüzdanına import edeceğiz. Buraya tıkladık. Extension'ı indirebilirsiniz. Google Chrome Web Market'te bulunuyor kendisi. Artıya tıkladık. Import account from Preseed Seed dedik. Buraya geldik. Size verdiği kelimeleri onaylayıp aktif olarak yapıyorsunuz ve cüzdanınızı içeri import ediyorsunuz. Ben de ismini HMND olarak içeri importladım. Bundan sonra dostlarım size aşağı buranın kendi Explorer'ını vereceğim. Explorer'a giriş yapacaksınız. İsim verdiğiniz cüzdanı burada görebilirsiniz. Direkt import ettiğinizde bağlantınızı sağladığınızda Human adın mainnetine geçiş yapmış bulunuyoruz. Buraya tıkladık. Size verdiği cüzdan adresi burada. Bize biraz token lazım ve mainnet'te olduğumuz için bunları borsadan alabiliyoruz. Tanesi dostlarım ortalama 0.30 sent. Ben 4 dolar 12 tane aldım. 2 tane de fee kesti. Bunu KuCoin borsasından aldım. Cüzdanıma gönderdim. Bu işlemleri yapabilmek için bize bir minimum 1 tane lazım. Lakin borsalarda minimum çekim 5 tane. Tornat ekibi kendisinde eğer Telegram'da bulunuyorsanız veriyorlardı en son. Onlardan isteyebilirsiniz. Lakin ben direkt kendim yapayım. Hızlıca borsadan alayım. Uğraşmayayım diyorsanız Direkt gelip buradaki adresinize kucoin borsası üzerinden çekim yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim dostlarım. Geldiniz kripto para çek kısmına, HMND token'ı spot piyasadan aldınız. Cüzdan adresi kısmına buradaki cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Geldiniz ağımızı HMND olarak seçiyoruz. Minimum diyor zaten 5 tane çekebilirsin. Miktar olarak 5 tane yazdığınızda çekim yapabiliyorsunuz. Ben 4 dolarlık minet token aldım. 10.67'lik 10 benim cüzdanıma geçen para. İçeride dediğim gibi minimum 1 tane lazım yapabilmek için ama Borsaların minimum çekimi 5 tane olduğu için yapacak bir şey yok. 5 tane almak zorunda kalıyoruz. Onun da bize toplam maliyeti eğer 5 tane alırsanız ortalama 1.5 dolara denk geliyor. Ben direkt borsada varken atayım cüzdan köşede dursun dedim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Cüzdanımıza tokenların geldiğini görmek için geliyorsunuz yine bu sayfada. F5'i çakıyorsunuz sayfayı yenileyelim. Sayfayı yenilediğimizde extension üzerinde kendimizi görebiliyoruz. Yani buradaki tokenımız hesabımıza gelmiş. Geldik humanode launcherımıza humanode kısmına tıklıyoruz. Human not kısmına tıkladıktan sonra burada bir tane kare kod var. Lakin siz bu kare kodu göremiyorsunuz. Herkesin kare kodu kendine özel. Dikkat edin herkesin kare kodu dediğim gibi kendine özel olarak duruyor. Zaten dostlarım şöyle aşağı doğru çektiğimde bakın görüyorsunuz bir ayolla session case statusumuz duruyor. Diğer her şeyimiz okey. Blockchain snc status, node validator keyimiz, balansımız da var gözüküyor. Şimdi buradaki qr kodu okutup bu qr kod üzerinden işlemlerimizi yapacağız. İsterseniz rehber üzerinden de ilerleyebilirsiniz dostlarım. Gelen telefonumuzdan QR kodu açacağız. Açılan sayfada işlemleri yapacağız. Eğer telefondan yapılabilir halde ise buraları kesim kesim koyarım. Artık tamamdır dostlarım. Bu işlemleri de halletmiş olduk. Bakın burada session key'imiz aktif oldu. BIOS status'umuz aktif olmuş durumda. Yani bizim gereken validator olması için gereken yüz doğrulamasını halletmiş olduk. Burada artık epoşları bekleyeceğiz dostlarım. Şurada da gözüktüğü gibi diyoruz Bekleyerek ana gidip out yapıyoruz. En son ben bunları çektim. video içerisine yerleştireyim. Sonrası epoch bekleme olacak diyor. Epochları bekleyeceğiz. Epochlar aslında bölüm bölüm demek. Yani bölümler bittiğinde yeni bölüm geldiğinde biz de validator olarak yer alacağız. Şöyle aşağı indirdiğimizde aktif olarak 309 validatör var. Biz de bunlara dahil olmuş olacağız. Lakin bu epoch'un bitmesini bekleyeceğiz şimdilik. Sonrasında artık aktif validatör sette olacak. Göreceğiz. Kendimiz de görebiliriz. Yapacaklarımız yani validatör olmak için yapacaklarımız işlemler bu kadardı. İleri zamanlarda proje daha da giderse bizim için güzel haberler verebilir kendileri. Burada dostlarımın nödenin önemi şöyle. Bir insan yani biyometrik olarak doğrulama yaptığınızda siz bir insansınız. Aynı yüz hatlarınızı eşleştirdiği için farklı bir insan olma ihtimaliniz yok. Bir insan bir not, bir not, bir tane voteye eş geliyor. Bu da ilerideki olabilecek oy vermelerde, iş yapılacaklarda, ödül kazanımlarında bizim önemli olduğumuzu gösteriyor. Ve burada oy vermek için de bir tane nodunuzun olması gerekiyor. Onu da her insan kuramıyor gördüğünüz gibi. Yani uğraşılması gerekiyor. Uğraşan insanlara ileride güzel içerikler görebilir, bizim için güzel haberler verebilir kendileri. Skortlarına katılmayı unutmayın. İleride olabilecek tabii ki güncellemeleri elimizden geldiğince paylaşmaya çalışırız. Lakin bu kadar partneri olan bir projenin altında validatör olmak bizi de mutlu eder doğrusu. Kurduk. Bana olan şu an maliyeti dostlarım vergisiyle birlikte 135 lira aylık sunucu ücretim olacak. Çalışsın dursun sıkıntımız yok. Bizi sıkıntıya da düşürmez. İleride olabileceklere bakarız efendim. Discord'lara gidip katılmayı unutmayın. Oradan en iyi bilgileri oradan alabileceğiz. İnsanlar da dostlarım gelip katılmak için cenah atıyor diyebiliriz aslında. Herkes giriş yapıyor. Node'unu kurmaya başladı. Diğer epoşlarda muhtemelen daha yüksek bir not sayısı olacak. Burada validatör olarak daha fazla olacak. Lakin her zaman olduğu gibi ne kadar hızlı girersek o kadar iyi. Bizim log kısmımızda da zaten idle'ladığımızı görebiliyoruz. Şöyle log kısmını göstereyim. Bakın aktif olarak import diye diyor. Yani bizim validatörümüz aktif olarak çalışıyor. Bu bizim için güzel. Nodun çalışıyor. RPC tünel çalışıyor. Bio hesabın aktif. Aktif için aralıklı olarak dostlarım insan doğrulaması düşebilir. Onları yani yeniden insan doğrulaması yap diyebilir. Bunların kontrolünde oluruz. Aktif olarak bakarız. Bizi yoracak bir şey değil. Proje büyük. Bir sürü proje yer alıyor. Birçok projede insan doğrulamasını sağlıyorlar. Bizim için iyi. Kurulum bu kadar dostlarım. Dediğim gibi bu kadar arkasında projenin olduğu, yatırımcının olduğu bir sistemde validatör olmak bizi mutlu eder. İnsanlar kuruyorken hızlıca yerimizi alalım. Ne kadar önde olursak bizim için o kadar iyi olmuş olur efendim. Şimdilik bu kadar dostlarım. İlerleyen vakitte yeni haberler gelirse dediğim gibi Telegram, Twitter üzerinden duyururuz. Elimizden gelince yardım etmeye çalışırız efendim. Sağlıcakla kalın diyorum. Kanal destek olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Aklınıza bir soru kalırsa sormaktan çekinmeyin. Biz buralarda olacağız. Sağlıcakla kalın diyor. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.